Merhabalar, ben Hatice Kayamakgözüm. Şimdi sizlere yuvarlak yüzde nasıl makyaj çalışması yapacağız onu göstereceğim. Ve nasıl oval hale getirebiliriz, yuvarlak yüzde nasıl kontür çalışması yapabiliriz, bu işlemi yapacağım. Şöyle ilk önce fondötenimizi kullanıyoruz. Ten rengine uygun bir fondöten seçiyoruz. Fondöteni çok ince bir tabaka halinde yüzümüze yedirirsek eğer daha doğal bir görüntü elde edebiliriz. Çünkü kontür çalışması yapacağız yüzde. Yuvarlak yüzlerde genelde yanak kısımları çok fazla olduğu için, yani daha çok elmacık görüntüsü olduğu için oval hale getirmemiz gerekiyor. Şöyle kontür ürünümü alıyorum ve ilk önce ortaya çıkartmak istediğim yerlerde aydınlık kullanıyorum. Şöyle yapalım. Kapatmak istediğim bölgelerde de daha koyu bir fondöten çalışması yapacağım ve yuvarlak yüzlerde kontür uygularken şöyle kaş bitimimizden başlayıp bir üç çiziyoruz. Çene kemiğimize doğru dikkat ederseniz kulağımızın ortasından bir üç çiziyoruz. Aynı işlemi diğer yanağımıza da uygulayalım. Alın bölgesinden, kulak mememizin ortasından yanağımıza doğru ve tekrar çene kemiğimize doğru koyu renk fondötenle geniş bir üç çiziyoruz ve çenede bağlıyoruz. Sonrasında bunu bir fondöten süngeriyle yumuşak friksiyon hareketleriyle yediriyoruz. Kapatmak istediğiniz bölgeye istediğiniz kadar koyu renk fondöten kullanabilirsiniz. Tabii gündüz makyajında daha dikkatli olmamız gerekiyor. Sırıtabilir. Çok dağıtmadan kapatmak istediğimiz yerleri kapattık. Koyu renk kullandık. Koyu renk kullandığımız yerin açıkta kalan kısmına da beyaz renk kullanarak direkt elmacıkları ortaya çıkarabiliriz. Bu yapılan işlem özellikle fotoğraflarda çok güzel ortaya çıkıyor. Yani çok fazla belli ediyor kendisini. Çünkü resim çekerken flaş patladığı için bu ince detayı çok fazla gösterebiliyor. Evet, yuvarlak yüzde tekrar söylemek istiyorum. Yapılan kontür işlemi alın bölgesinden başlayarak 3 çiziyoruz çene kemiğine doğru. İşlemimiz tamamdır.